bütün yaratılmışlar Allah'ın varlığına şahittir. Kur'an'ın apaçık ayetleri Allah'ın varlığına şahittir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir. Değerli kardeşlerim, bazı kimseler diyorlar ki, İslam kadınların özgürlüğünü kısıtlıyor. Onlara soruyorum, İslam öncesi dönemde kadınları şehrin dışındaki kulübelere hapsedip yemek vermeyenler, pazarlarda köle olarak satanlar, onları hor görenler kimlerdi? Bir kadın kız çocuğu doğurduğunda onu diri diri toprağa gömenler kimlerdi? İslam geldiğinde kadınları ve çocukları korumamış mıdır? İslam değil midir kadına hayat veren? İslam değil midir cennet annelerin ayaklarının altındadır diyen? O halde İslam nasıl oluyor da kadının özgürlüğünü kısıtlamış oluyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Biliniz ki sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde kadın ve erkeği anlatırken bir bütünün birbirini tamamlayan iki yarısı olarak anlatır. İslam'da merhamet ve şefkat esastır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan korkun ve çocuklarınızın arasında adil davranın buyurmuştur. Peygamber Efendimiz kız çocuğu ile erkek çocuğu arasında ayrım yapılmasını yasaklamıştır. Asıl özgür olan kadın Müslüman kadındır. Çünkü bir Müslüman kula kulluk etmez yalnız ve yalnız Allah'a boyun eğer. Allahu Teala'nın emirlerine uyarak ona koşun, tevbe edin. Çünkü Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever. Müslüman kardeşlerim, Allah buyuruyor ki: Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Auzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala men ursila rahmeten lil alemin seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Benim adım Muhammed, Burkina Faso'da doğdum. Şükürler olsun Müslümanım. Peygamber Efendimiz'e en faziletli amelin ne olduğu sorulduğunda Peygamber Efendimiz en faziletli amelin namaz olduğunu buyurmuştur. Kıyamet gününde kulların hesap vereceği ilk şey namazdır. Namazın vücut sağlığımıza faydaları da bilimsel olarak ispatlanmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden birinizin kapısının önünden bir nehir aksa, ve bu nehirden her gün beş kez yıkansa, acaba üzerinde hiç kir kalır mı? Asap onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz dediler. Hz. Peygamber aleyhisselam, işte bu beş vakit namazın misalidir. Allah onlar sayesinde bütün günahları, hataları siler. Namaz insanın günlük yaşamını düzenler ve iradesini güçlendirir. Namaz kılan bir Müslüman, Hayatında onu bunalıma götüren endişelerden uzaklaşır ve huzura kavuşur. Bir Müslüman namaz kılarak kendisini kötülüklerden korur. Namaz ortak vicdanı güçlendirir. Namaz toplum içinde dayanışmayı sağlar. Etnik köken, dil, renk, ülke ayrımı gözetmeksizin tüm müminlerin bir araya gelmesini sağlar. Her cuma aynı safta namaz kılıyoruz. Bizleri bir araya getiren namazdır. Namaz günahların bağışlanmasını sağlar. Namaz iki vakit arasında işlenen büyük günahlar haricindeki günahlara kefarettir. Örneğin sabah namazını kılarız. Öğle vaktinde öğle namazını kılarız. Sabahtan öğlene kadar bilmeden işlediğimiz günahlarımızı Rabbim affeder. Cuma namazlarına gideriz. İki cuma arasında işlenen günahları Rabbi mahveder. Namaz günahlardan arınmadır. Kalpleri huzura kavuşturur. İslam'ın beş şartından biri namazdır. Namaz İslam'ın direğidir. Allah bizlere beş vakit namazı farz kılmıştır. Namazın hayatımızda hayal bile edemeyeceğimiz kadar güçlü bir önemi vardır. Kullar namazlarıyla Allah'a yaklaşırlar. Namaz Allah'la kul arasında aracısız olarak yapılan bir ibadettir. Aynı zamanda namaz Miraç'ta Peygamber Efendimize arada hiçbir melek olmadan bizzat Allahu Teala'nın kendisi tarafından vahyedilmiş, emredilmiştir. Namazı azaltamayız. Asla küçümseyemeyiz. Resulullah'ın yolunu takip eden bir Müslüman günde beş defa namazlarını kılmalıdır. Allah Resulü bize namazı nasıl kılmamızı öğrettiyse öyle kılmalıyız. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yolundan giden herkese selam olsun. İslam, Allah katında tek gerçek din. İnsanı dünyada ve ahirette saadete ulaştıran tek din. Daha önce Hayat hakkında ciddi sorularım vardı ve bu sorular bazen beni boğuyor gibi oluyordu. Ancak İslam dinini öğrendikçe bu soruların cevaplarını birer birer buldum ve şimdi hiç olmadığım kadar huzurluyum. Bu yüzden dinimizin güzelliklerini bütün dünyayla paylaşmalıyız. Onlar gerçekten İslam'ı tanımıyorlar ya da daha kötüsü yanlış tanıyorlar. Bu yüzden onlara gerçek İslam'ı anlatmalıyız. Bu Allah'ın bize emrettiği en önemli bir görev. Ben bu görevi büyük bir aşkla yerine getirmeye çalışıyorum. Bundan gurur duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. Allah bize İslam'ı nasip ettiyse biz de bunu diğerleriyle paylaşarak şükrümüzü yerine getirmeliyiz. Allah kimseye zulmetmez. Ancak insanlar odunlarını kendileri hazırlarlar. Allah her zaman affetmek ister tevbe etmemizi söyler. Öncelikle iyi bir komşu, iyi bir arkadaş, iyi bir evlat olmamız gerekiyor. Toplum hayatına ve sorunlarına duyarlı bir vatandaş olman gerekiyor. Müslüman bir insan yardımcı olmalı, merhametli olmalı, güvenilir olmalı, adil olmalı. Siz böyle olduğunuzda zaten onlar size gelerek İslam'ı soracaklardır. Onlar size güvenirlerse zaten değer verir ve dinlerler. Bir hata yapacak olsak hemen kendimize şöyle demeliyiz. Ben bir Müslümanım ve bunu yapamam. Hem Allah'tan korkarım hem de bir Müslüman olarak çevreme iyi örnek olmam gerekir. Ben bütün bunları İslam sayesinde öğrendim. İslam insanların önce kalbine konuşuyor, sonra beyinlerine. Bizleri Allah'tan daha iyi kimse tanıyamaz. Allah bizi yolundan ayırmasın. Ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın.